Kampüs kanalından hepinize merhaba. TYT AYT felsefe sınavda çıkabilecek önemli kavramlar videosuna hoş geldiniz. Geçen yıldan itibaren bizden en fazla istediğiniz en önemli video kapsamlarından biri. Çoğunlukla yorumlarda kavram videosu istediğinizi ifade etmiştiniz. Biz de bu isteğinizi dikkate alarak böyle bir video çekmek istedik. Tabii bu videoyu hazırlarken biz ÖSYM'nin son 20-25 yıllık sınavlarını esas alarak felsefe derslerinde burada gelen, bazen paragraf içerisinde, bazense direkt bilgi kapsamında sorulan kavramları derledik ve bu videoyu oluşturduk. Bu videoda bu kavramlar size nasıl geldi, bu kavramlar nedir, bir daha soru olarak gelirse nasıl gelebilir, onların bilgisini size vereceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi a priori ve a posteriori kavramlarıyla bir başlangıç yapalım. Şimdi a priori bizim için her türlü tecrübeden önce gelen. Bakın, önce gelen olan a prioridir. Sonra gelen olan ise a posterioridir. Bu şekilde iki kavramı birbirinden ayırt edelim. Şimdi a priori de her türlü tecrübeden önce yalnız akla dayalı olarak kabul olan bilgi olacaktır. Ancak a posteriori de ise deneyden sonra onun ürünü olarak ortaya çıkan bilgi olacaktır. Üçüncü kavramımıza gelelim. Agnostisizm. Şimdi agnostisizm bilinmezlik olacaktır. Yani burada Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu hakkında kesin net bir bilgiye ulaşamayacağımızı, bu yüzden Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini ifade eden din felsefesinin önemli bir kavramı olacaktır. Ahlak yasasına gelelim. Şimdi herkesin davranışlarını yönlendiren, düzenleyen ve sınırlayan genel kurallara ahlak yasası deriz. Nitekim toplum içerisinde de bu yasalar baskın olarak kendini gösterecek ve toplumsal normlar üzerine şekillenecek temel kuralları da oluşturacaktır diyelim. Ahlaki eyleme gelelim. Ahlaki eylem bizim yaşantı içerisinde ahlaki bir değere uygun olarak düşen eylemlerimiz olacaktır. Mesela sorumluluk bilinci veya işte doğru söz, yani burada tamamen doğru olma. Bunlar tamamen ahlaki bir değerdir. Aynı zamanda siz bu ahlaki değere doğru uygun bir şekilde eylem gösterirseniz. Mesela doğruluk sizin için bir değerdir. Ama davranışlarınızda, hareketlerinizde de doğru olursanız burada, o işte bir ahlaki eylem oluşturacaktır. Tamam mı? Analitik felsefe çözümleyici dil felsefesi olacaktır. Wittgenstein'ın önderliğinde göreceğiz bunu. Anarşizme gelelim. Anarşizm genelde böyle toplumsal otoritenin, tahkümün, erkin, hiyerarşinin, tüm biçimlerin bertaraf edilmesi, yani yok edilmesine dayalı olarak düşünüşü oluşturan, toplumsal hareketleri tanımlayan bir sosyal bir terim olacaktır. Anarşistler doğal olarak sistemsel olarak insanı etkileyen ve insanı bağlayıcı tüm hükümlerden de insanın kurtulması gerektiğini ve bunların tamamen yok edilmesi gerektiğini vurgulayacaktır diyelim. Yine sorular bağlamında da defalarca sorulan bir kavram olacaktır. Apaçıklık, bir bilginin hem açık hem de seçik açıkta olmasına apaçıklık diyecek. Mesela bilgi felsefesinde bir soru sorulabilir size. Yukarıda böyle bilginin herhangi bir çelişkiye yer verilmeden açık ve net şekilde ifade edilmiş olması olur. Ve buna göre işte bilgi felsefesindeki hangi husus ele alınmıştır der. Apaçıklık size doğru cevap olarak gelebilir. Aristotelizme gelelim. Yani Aristotelizme gelelim. Şimdi Hristiyan felsefesinde dinsel dogmaları Aristo'nun görüşleriyle açıklama çabası olacaktır. Biliyorsunuz ki Hristiyan felsefesi Orta Çağ felsefesini oluşturan temel husus olacaktır. Ve orada da dinsel dogmalar tamamen eski Yunan filozofları esas alınarak bunların öğretileri doğrultusunda da açıklanmaya çalışacaktır. Bunlardan biri de Aristoculuk olacaktır diyelim. Aşkın ifadesine gelelim. Görünüş ve olayların arkasında ve üstesinde devamlı olan cevherin varlığını iddia eden bir görüştür. Yani yaşantı içerisinde sizin bu olaylar arkasında veya bunun üstesinde sürekli bir cevher vardır. Sürekli bir değişik bir unsur vardır. Bir üstün unsuru vardır. İşte o da aşkın olarak burada ifade edilir. Yani görünüşü aşan, gerçekliği aşan manasında kullanılacaktır. Ateizme gelelim. Şimdi a sözcüğü Yunanca bir terim olacak ve geldiği sözcüğe yokluk manası katacaktır. Ateizm biliyorsunuz ki Tanrı'nın varlığını ifade eden bir kavram iken ateizm Tanrı'nın yokluğunu ifade edecektir. Yeni maddecilik, atomizme gelelim. Şimdi felsefede tüm maddelerin daha küçük parçalara ayrılmayacak yapı taşlarından olduğunu, yani atomlardan meydana geldiğini ifade eden bir kavramsal görüş olduğunu ifade etmiş olalım. Bilgi, suje ile obje arasında, yani özne ile nesnenin etkileşimi sonucu ortaya çıkan ürün
olacaktır. Deizm, yaratancılık. Şimdi deizm, deizmde biz bir tanrı olduğuna inanırız. Burada tanrının yaratma sıfatının da olduğuna inanırız. Ancak yaratma sıfatı dışında hiçbir sıfatının burada geçerli olmadığına, mesela evrene müdahale etmediğine inanılır deistler. Tabii deizmde tanrı vardır. Doğal olarak tanrı evrene müdahale etmediği için dinlere, işte peygamberlere, yine bu kitaplara inanılmayacaktır. Determinizme gelelim. İnsanın eylemlerinde özgür olmadığını öne süren bir ifade olacaktır determinizmde. Eğer bakın size yukarıda bir parça verir. İnsan eylemlerinde özgür olmadığını, eylemlerinde özgür değildir manasına gelen bir parça oluşuyorsa ve buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edilmiş derse orada determinizme gideceksin. Dogmatizme gelelim. Aklın kesin ve doğru bilgiye ulaşabileceğini, varlığın mümkün olduğunu savunan düşünce olacaktır. Tabii dogmalarda da akıl esas alınacak ve insan düşüncesi olan ve inanç sistemine dayalı olarak her türlü bilgi de kesin bilgi olarak kabul edecektir. Doğruluğa gelelim. Burada gerçekle, gerçek yazmışlar yanlış olmuş, gerçekle uyuşma durumu olacaktır doğruluk. Yani şöyle söyleyeyim, ortada bir gerçek vardır. Eğer o gerçek sizin aynı zamanda temel yaşantınızla uyuşuyorsa bu aynı zamanda doğru olarak kabul edilecektir. Tamam mı? Öyle ifade edelim. Doğrudur. Dualizme gelelim. İkililik, yani madde ruh ikiciliği manasına gelecektir varlık felsefesi içerisinde. Varlığı iki ögeden gören, madde ve ruh bağlamında gören bir temel kavram olacaktır. Tamam mı? Unutmayın dualizmin bakımından. Düşünsel varlık. Şimdi düşünsel varlık şudur. İnsanın zihninde bağımlı, yani düşüncede bağlı olan varlıklar. Mesela şu an elimde tuttuğum bir nesnedir. Yani gerçek varlıktır, bir kalemdir. Ancak Kaf Dağı, işte Peri Kızı veya işte Deniz Kızı, bunlar tamamen insan zihninin ürünü olduğu için bir düşünsel varlık olacaktır. Çünkü insan düşünsenin yaratmış olduğu bir unsur olacaktır. Egoizm, bencillik manasına gelecektir. Egoizm de tamamen insanın bencilliği, düşünüş bakımından, yaşayış bakımından esas alınacak bir düşünce bağlamı olacaktır diye. Egzistansiyalizme gelelim. Varoluşçuluk olarak bilinecektir. Varoluşu gördüğünüz yerde hemen bakın iki kavramda defalarca sormuş ÖSYM'e. Üst parçada mutlaka varoluşçuluk olarak ifade etmiş. Siz hemen egzistansiyalizme burada gideceksiniz. Eklektik kavramına gelelim. Çeşitli görüşlerden, sistemlerden alıntılar yaparak böyle yeni bir sistem oluşturma olacaktır. Yani siz burada farklı farklı görüşlerden faydalanacaksınız. Ve o sistemlerden de alıntı yaparak yeni bir sistem oluşturacaksınız. Demek ki burada bir sentezleme var, tamam mı? Demek ki eklektik kavramını soruda çözebilmek için sentezlemeye dikkat edin. Yeni bir sistem oluşturmaya dikkat edin. Bu ifadeleri gördüğünüzde hemen eklektik kavramına gideceksiniz. Deneyimsel bilgi empirik bilgidir. Empirizmin de temelini oluşturacaktır burada. Yani bilginin kaynağının duyu ve deneyimlere dayalı olarak oluşturduğu kavram empirizm. Buna dayalı bilgiye de empirik bilgi denilecektir. Unutmayalım. Tamam mı? Enstitüsyonizme gelelim. Bakın empirizmde bilginin kaynağı deneyken enstitüsyonizmde ise bilginin kaynağı sezgi olacaktır. Mesela Henry Bergson buranın önemli bir düşünüş savunucusu olacaktır. Epistemoloji bilgi felsefesidir. Bilgi felsefesiyle alakalı yukarıda bir takım kavramlar verilebilir. Bilginin ortaya çıkış süreci, işte bilginin oluşması, bilginin doğruluğu, yanlışlığı konusunda. Ve buna göre işte felsefenin hangi alt dallarından biri yukarıda vurgulanmıştır der. Belki bilgi felsefesi olarak ifade etmez, epistemoloji olarak ifade eder. O zaman sen bilgi bağlamındaki her şeyin epistemoloji içerisinde değerlendirdiğini bileceksin. Estetik has. Şimdi bir öznenin estetik bir tavırla estetik nesneye yaklaşması sonucu duyduğu estetik heyecan veya duygu, haz olacaktır. Mesela diyelim ki özne kim? Burada sensin. Doğal olarak estetik bir bakış açısıyla bir tavırla bir sanat eserine, bir tabloya baktığın zaman bu tabloda duyduğun heyecan veya duygu bizim için estetik hazı oluşturacaktır. Estetik tavrına gelelim. Sanatla uğraşan ve ondan anlayan kişinin sanat eserine karşı gösterdiği tavır. Mesela bir tabloya baktığın zaman o tabloya yaklaşımın senin bir estetik tavır olacaktır. Estetik yargı ise burada öznenin sanat eseri yani nesne hakkında güzel veya hoş yönünde bir yargıda bulunması estetik yargı olacaktır. Bakın gittik bir müzeyi dolaşıyoruz veya bir tabloların bulunduğu bir sergiyi dolaşıyoruz diyelim. Orada izlemiş olduğumuz bir tablonun bizde hoş duygular uyandırması veya içimizde herhangi böyle bir sevinç yaratması, bunun üzerine
heyecan veya duygu oluşturması hazdır. Çok beğendiğimizi dile getirmemiz estetik yargıdır. Aynı zamanda o sanata gösterdiğimiz tavır, yaklaşım, onunla geçirdiğimiz zaman işte renklerin dokularına bakmamız, bunlar da estetik tavır olacaktır. Estetik de temel bağlamda sanatta güzellik anlayışı olacaktır. Güzel üzerine sanata oluşturan temel unsur olacaktır diyelim. Etik kavramına gelelim. Etik kavramı ahlak felsefesi içerisindeki bir kavram olacaktır. Yukarıda ahlaka bağlı olarak birçok anlam ifade eden sözcük yer alabilir. Böyle bir paragraf oluşturulabilir ve felsefenin hangi alt dalı ele alınmıştır diye sorulur ki bunlar defalarca sorulmuş etik kavramı olacaktır. Ki etikte de ahlak felsefesinde de temelinde iyi ve kötü üzerine şekillenecektir diye. Evrensele gelelim. Evrenin bütününe yayılan, evrenin bütünü ve evrendeki her şey için geçerli olan temel kavram evrensel kavramıdır. Yani evrensel diyorsa geniş manada herkesi kapsayan bir nitelikten bahsedilmiş olduğuna gideceğiz. Fatalizme gelelim. Fatalizm kadercilik, yazgıcılık manasına gelecektir. Yani her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlendiğini ifade edecek. Yani sizin işte şu an içinde bulunduğunuz durum, yarın işte evlenip kaç çocuk sahibi olabileceğiniz, hangi işin, hangi mesleğin erbabı olabileceğiniz, bunlar kadercilik düşüncesiyle daha öncelerden bunların bir yazgı halinde olduğu görüşü olacaktır. Fütürizm, 20. yüzyıl başlarında İtalya'da ortaya çıkan modern sanat ve toplumsal hareketlerinin akımı olacaktır diyelim. Felsefe, Yunanca bir terim olacak. Bilgelik, sevgisi anlamına, yani filosofya kelimesinden, yani filo, bilgelik, sofya kelimesi de sevgi manasında taşıyacak. Sofya bilgelik daha doğrusu, pilio, sevgi manasında olacaktır. Bilgelik sevgisi anlamına gelecektir diyelim. Fenomenolojiye gelelim. Görüngü bilim manasında kullanılır. Edmund Husserl özellikle burada ön planda. Görüngü, öz bilim, eğer yukarıdaki paragrafta özellikle bu iki sözcükten bahsedilmiş ve içerisinde geçiyorsa fenomenlere gideceksin, fenomenolojiden bahsedeceksin. Fideizme gelelim. Bilgiyi ilahi ve vahye ve imana dayandıran görüştür. Yani yukarıda eğer bilgi vahye dayandırılmışsa, imana dayandırılmışsa sen hemen burada fideizm kavramına gideceksin. Filozof bilgiyi arayan, sorgulayan, bilgi üzerine burada araştıran, düşünen kişi olacaktır. Gerçek varlık, az önce hani ideal varlık, düşünsel varlıktan bahsetmiştik. Gerçek varlık da reel varlık manasından kullanılacaktır. Yani insan zihninden bağımsız dış dünyada olan varlıktır. İşte bu kağıdın, bu kameranın veya işte bu kalem bizim için gerçek varlık olacaktır. İnsan düşüncesinden ziyade tamamen realitede olan, gerçeklikte olan varlıklar olacaktır. Gerçeklik ise düşünceden bağımsız var olan nesne olacaktır. Yine gerçek varlık ve gerçeklik aynı unsurda olacak. Tabii bakın bu kavramlar oldukça önemli. Biz sosyal bilimler hızlı tekrar kitabımızda bu kavramlarla alakalı olarak da bolca ünite bağlamında yerlere ve kavram unsurlarına yer verdik diyelim. Mesela hızlı tekrar kitabı tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü üzerine hazırlanan ve soru bankası tarzında olan bir kitabımız olacak. Tabii her ünite bağlamı başında biz o üniteyle ilgili sınavlarda en fazla çıkan kavramlara yer verdik. İşte filozofya, felsefe, filozof, kümülatif, refleksik, yine refleksif, yine subjektiflik, mantıksallık, sistemlilik, tutarlılık, rasyonel gibi. Mesela geldin, sonra mesela bilgi felsefesini çözeceksin. Özne, obje, yarar, septisizm, kritisizm, empirizm gibi bu kavramları kısaca ifade ettik ve ÖSYM tarzından gelebilecek soruların hepsini burada vurguladık. Mesela varlık felsefesine geldik. İşte diyalektik, metafizik, arke, ideal varlık, değer varlık gibi kavramları ifade edilmişini göreceğiz. Tabii sadece burada felsefeye dair değil böyle. Coğrafyadaki, tarihteki bakın bunlar coğrafi kavramlar diyelim. Toprak türleriyle alakalı işte Çernozyon, Introzonal, Terrarossa veya tarihle alakalı diyelim ki işte 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti, işte İttihat-ı Osmanlı, İttihat-ı Terakki, İkinci Meşrutiyet, Babi Ali Baskını bunlar alakalı çıkabilecek kavramların hepsini bu kitapta biz özetledik. Yani bu kitapta hem soru bankası var hem de bakın burada kapağa da attığımız kavramların hepsini de burada yer edindirdik. Sosyal bilimlerde 20'de 20 yapmanızı sağlayabilecek çok nitelikli bir kitap olduğunu da ifade etmiş olayım. 4 disiplin, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü bu bağlamda içerisinde yer alayım. Devam edelim. Hedonizm kavramına gelelim. Bakın yukarıda mutlaka parça içerisinde haz kelimesi hazcılık olarak ifade ediliyorsa hedonizm kavramına burada gideceksin. Hoş kavramı insanın duygularını okşayan
güzellik olacaktır. Yani zevk veren, beğeniler, her şey hoş kavramıyla sanat felsefesi içerisinde olacaktır. İçkin, burada varlığı içinde bulunan, onun yapısına karışmış olmasıdır. Aşkında bakın varlık üstü vardı, yani aşması vardı. İçkinde de varlığın içinde olacak ve onun yapısına karışmış olan kavram olacaktır. İdea, zaten felsefe sorularında en fazla çıkan kavram ki ideayı gördüğün zaman burada özellikle ilk örneklerini Platon'da da göreceksin. Platon'u da burada unutmayacaksın diyelim. Değişmeyen öz, eşyaların ilk örnekleri manasında kullanılacak burada. Yine zaman ve mekanın ötesinde insan düşüncesinin ürünü olarak zihinsel olarak ortaya çıkan temel bir kavram olacaktır. İdealizm ise varlığın düşünceden ibaret olduğunu savunan bir görüş. Yani düşünceye, varlığı düşünceye dayatma varsa bu bizim için idealizm olacaktır. İndeterminizme gelelim. İnsanın ahlaki eylemlerinde özgür olmasıdır. Yani yukarıda bir paragraf oluşurdu ve insan ahlaki eylemleri burada işte gerçekleştirirken özgürdür. Özgür bir şekilde ahlaki eylemleri burada karar verilir ve bunun sorumluluğunu alabilir diyorsan sen burada direkt olarak soruda indeterminizme gideceksin. Nihilizm kavramına gelelim. İnsan zihninde yaratıcı tarafından doğuştan konulmuş bir takım bilgiler olduğunu, dolayısıyla bilginin doğuştan var olduğunu öne süren bir felsefi doktrin olacaktır nihilizm. Çok kullanılan bir kavram değil ama bazı böyle açık öğretim lisesi sınavlarında bu kavramın kullanılmış olduğunu gördük biz. İşrakizm kavramına gelelim. Işıkçılık manasına gelecektir. Şahabettin Sühreverdi tarafından kurulan İslam felsefesi ekolü olacaktır. Kapitalizm kavramı günümüzde de en fazla rast geldiğiniz kavramların başında gelecektir. Daha çok böyle sınırlı olarak şahsi teşebbüse ve mülkiyete müsaade eden, daha çok böyle kazanç, rekabet ve rasyonellik ilkesine dayanan bir ekonomik rejim, ekonomik sistem olduğunu ifade etmiş olalım. Kartezyen düşünce ise Descartes'in fizik ve metafiziği kesin olarak ayırdığı dualist felsefesi olacaktır. Kartezyen düşünce. Komünizm, eşitliğe dayalı bir yönetim biçimine esas alan ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde de uzun yıllar ve onlara bağlı olan o devletlerde uzun yıllar egemen olan bir düşünüş biçimi, yönetim biçimi olduğunu ifade edelim. Kozmolojiye gelelim. Kozmoloji, evreni idare eden, genel kanunları araştıran ve daha çok hani astronomik olarak buraya bakan astronomi bilimi içerisinde ele alan bir kavram olacaktır. Kritisizm, eleştiricilik manasına gelecektir. Özellikle bilginin kaynağının hem akıl ki akıllı sadece alan rasyonalizm, deneyi sadece alan burada empirizm olacaktı. Halbuki kritisizm, eleştiricilikte hem aklı hem deneyi bilginin kaynağı olarak gören bir kavram olacaktı. Liberalizm, özgürlüğe dayalı yönetim biçimi diyecektir. Zaten liberalizmde, liberal düşünüşte hem özgürlük hem de birey ön planda tutulacaktır. Unutmayalım. Libertarianizme gelelim. Özgürlük manasına gelecektir. İnsanın eylemlerinin bir takım kurallara göre ortaya çıkmayacağını ifade eden bir kavram olacaktır. Logos sözcüğüne gelelim. Söz, düşünce, kavram, akıl ve evrenin kanunu manasına gelecektir. Materyalizm, maddecilik manasına gelecek, her şeyi maddeye indirgen bir görüş olacaktır. Meşruiyet, kişinin burada hukuka uygun olarak yasallığını belli bir unsura dayandırma kavramı olacaktır. Meşai, yürüyenler, İslam felsefesi içinde doğa felsefesinin etkisinden sonra başlayan rasyonalist felsefe eğilimin sistemli hale gelmesini oluşturan okul olacaktır. Metafizik, fizik ötesi manasına gelecek. Maddenin ilk sebepleri ve kanunların ilmi yine fizik ötesinde olan temel unsurlar olacaktır metafizik. Mistisizm, gizemcilik manasına gelecektir burada. Doğaüstü güçlerin var olduğu ve bunlarla ilişki kurulabileceğini temeline savunan bir düşünüş olacaktır. Yani parçada baktım böyle çok doğaüstü güçlerden bahsediliyor ve bunların da ilişki kurabileceği temelini savunuyor. Bu bizim için mistisizm olacaktır. Monizm, varlığın tek bir ögeden oluşmasıdır. Mono zaten Latince terimden gelir. Oradan da aklınıza kalabilir. Bakın yine mono kavramının geldiği bir de din felsefesinin bir kavramı var. Monoteizm, tek tanrıcılıktır. Mesela semavi dinler, Hristiyanlık, Müslümanlık, yine burada Musevilik, yine gök tanrı inancı. Bunların hepsi tek tanrı monoteist inançlar olacaktır. Nihilizm, hiççilik manasına gelecek. Her şeyi reddeden, hiçbir şeyi burada varlık bilgi olarak kabul görmeyen bir düşünüş, bir felsefi sistem ve kavram olacaktır. Nous kavramına gelelim. Evreni düzenleyen ve maddi olmayan ilke, prensip manasına gelecek ki Aristo'ya göre de insanın nazari ve pratik düşünme gücünü nous kavramı oluşturacaktır. Objektif kavramın nesnel bakışıdır.
subjektif de öznel olacaktır. Oluşçuluk, varlığın durağın olmasının mümkün olmadığını, sürekli bir oluş halinde olduğunu ifade eden bir kavram olacaktır. Mesela aynı nehirde iki defa yıkanamazsınız. Burada bir oluşu, bir süreci ifade eden bir kavram olacaktır. Ontoloji, varlık felsefesidir. Otodeterminizm, ahlaki özellik, insanın kendi özgürlüğünü kendi yaratacağını ifade eden bir kavram olacak otodeterminizm. Eğer yukarıdaki parçada böyle insanın kendi özgürlüğünü kendi yaratmasına dayalı olarak ifadeler veya bir anekdot verilmişse, sen burada otodeterminizme gideceksin diyelim. Tamam mı? İnsanın özgürlüğünün kendi elinde olması ve kendi yaratması olacak. Öz dediğimiz kavrama gelelim. Bir şey, o şeyi yapan özellik, yani temeli olan öz. Panteizm, Tanrı evren bütünlüğünü gören, Tanrı ve evreni bir özdeş olarak gören bir dinsel terim olacaktır burada. Paradigma, doğayı ve Tanrı'yı açıklamak için kullanılan ortak bilimsel bakış açıları olacaktır. Ki bu paradigmalar oldukça fazla olabilir. Hem doğayı hem de varlığı açıklamak için temellendirilen düşünüşler olacaktır. Patristik felsefe, yani kilise babaları felsefesi. Şimdi skolastik dönem öncesinde oluşturulan o Hristiyanlık felsefesinin ilk dönemi olacaktır. Kilise babaları felsefesi olarak da bilinecektir. Pluralizme gelelim. Varlığın ikiden fazla ögeden oluştuğuna ifade eden. Hani az önce monizmden bahsetmiştik. O tekten oluştuğunu söylüyordu. Pluralizm de ikiden fazla ögeden olduğunu söyleyecektir. Politeizm çok tanrıcılıktır. Pozitivizm olguculuk manasında kullanılacaktır. Pragmatizm faydalı olan bilgi doğru olarak diyecek. Pragmatist olarak yararlı, faydalı üzerine düşünüyor. Yani bir yerde parçada baktığın yarar kelimesi geçiyor. Fayda kelimesi geçiyor. Sen direkt olarak burada pragmatizme gideceksin. Rasyonalizm, eğer parçada bilginin kaynağının akıl olduğu vurgulanıyorsa rasyonalizme gideceksin. Realizmde ise gerçekçilik vurgusu orada olmak zorunda. Realite, gerçekçilik, bunların hepsi realizmi oluşturacak. Ancak parçada görecelik ifade ediliyorsa o zaman relativizme gideceksin. Sanat eseri, sanatçının yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkardığı her türlü eser olacaktır. Kendi düşünüş ve yaratıcılığının unsuru olacaktır. Sensüalizm, duyumculuk manasına gelecektir. Septikler şüpheci, kuşkucu olacaklardır. Bir yerde böyle şüphecilik, kuşkuculuk oldukça parçada vurgulanmışsa septisizme gidin. İşliğe dayalı ekonomik düzen sosyalizm olacaktır. İnsanda onun organik yapısından ayrı manevi bir prensibin, ruhun kendi kendine bir gerçek olduğunu kabul eden doktrin, spiritualizm olacaktır. Subjektif, öznel, kişisel, değer yargısı içeren manasında kullanılacaktır. Teizm, Tanrı'nın var olduğunu düşünen bir düşünüş biçimi olacaktır. Temellendirme, bir düşüncenin, bir yargının, önermenin doğruluğunu gösterme, bu doğruluğun dayanaklarına gerçekliğini ortaya koyma olacaktır. Temellendirme, yani ispatlama, kanıtlama manasında da kullanılacaktır farklı sınavlarda. Tin kelimesi, öznenin duyusal yanıyla düşünsel yanını birbirinden ayırma eğilimi olacaktır. Töz kelimesi, değişen nesnelerde değişmeden kalan olay ve özelliklerin kendisine yüklendiğini, yani bir başka şeyle değil, kendi kendine var olan, bakın kendi kendine var olan diyorsa töze gideceksin. Tutarlılık, burada doğruluğun sistemde daha önce kabul edilmiş, doğru önermeye çelişmemesi, yani mantık kurallarına uygunluk manasında farklı farklı sınavlarda tekrar tekrar sorulmuş bir ifade olacaktır. Tümel uzlaşı, doğruluğun herkesin veya çoğunluğun kabulü olarak göre bir olacaktır. Yani mesela diyelim ki otobüste yaşlılara yer verme. Herkes tarafından kabul görüyorsa doğal olarak bu bir kural haline gelecek ve insanlar bu eylemi gerçekleştirecektir. Uygunluk, eğer burada doğruluk düşünce ile nesnenin arasındaki tam uygunluğa sağlanıyorsa ve tam bir tümdeşiklik burada sağlanıyorsa uygunluk olacaktır. Ütopya, hayali devlet, toplum ve yaşam biçimi olacaktır. Mesela Thomas More'un Ütopyası gibi veya işte burada Yeni Dünya Ütopyası gibi birçok farklı ütopya veya 1984 George Orwell'ın hayali dünyası gibi. Vicdan, iç muhasebe, yani insanın eylemleri karşısında sahip olduğu iç duygu ve bilinç kısmı olacaktır. İyi ve kötüyü ayırt etme yetisi olacaktır. Yarar, problemi çözebilmek, uygulanabilir sonuçlar elde etme kısmı olacaktır. Yüce ise büyük, ulu, ulvi manasında hayranlık uyandıran, ulaşılması zor olan, yine sanat felsefesinde, ahlak felsefesinde kullanılan bir kavram olacaktır diyelim. Evet, kavramlarımızı da bu şekilde ifade etmiş olduk. Ve tekrar söyleyeyim, Hızlı Tekrar kitabında bunu vermiştik. Yine felsefik kitabında da bu kavramlar üzerine de adım adım sorularımızda da birçok nitelikte kavramları da kullanarak oluşan paragraflarda da birçok soru oluşturduk. Sizler bu sorulardan da faydalanarak soru kapsamlarını da iyi bakarak TYT'den, AYT'den gelebilecek soruları da rahatlıkla çözebilirsiniz diyelim. Bu bağlamda da size yardımcı olan
önemli bir eser daha olabilir diyelim. Ödüllü sorumuza gelelim. TYT Sosyal Bilimler için bizden istediğin pratik videoların içerisinde neler olsun istersin? Bak sen daha önce benden ne istedin? Dedin ki bana felsefe kavramlar videosu yap. Ben sana bu videoyu yaptım. Peki bu şekilde pratik istediğin videolar neler? Bunları bize yazın. Bize söyleyin. Biz de vakit buldukça bunları derleyelim, hazırlayalım ve sizlere video olarak sunalım. Tamam mı? Mutlaka yorum kısmından hepinizden yorum istiyorum. Bu videoyu izleyen herkes mutlaka yorum kısmına bizden istediği, dilediği her şeyi yazsın. Tamam mı? Hadi bakalım gelecek videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendimize dikkat edelim. Çalışmamıza kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.